Merhaba, ben Ceren Semiz. Size kullanıcı tiplerinden ve onların yetkilendirmelerinden bahsedeceğim. Üç tip kullanıcımız var. Formen, mühendis ve yönetici. Formen tipi giriş yapalım. Evet. Görüldüğü gibi formen kullanıcı tipi vardiya defterine kayıt gir, defter kontrol formu, planlı bakıma ve bakım planlamaya girebilirken raporlama ve kullanıcı işlemlerine girememekte. Vardiya defterine girelim. Burada gördüğünüz gibi solda ağaç yapısındaki çelikhane, hattane, oksijen ve şalt sahası atölyeler başlıkları altındaki bazı bölmelere girebilirlerken diğer alanlara girememekteler. Örneğin sürekli döküm, pot ısıtma, toz toplama ve vinçler. Bu ağaç yapısı diğer kısımlarda da görülmektedir. Evet, burada da gördüğünüz gibi. Evet, burada da sol tarafta yine aynı şekilde ağaç yapısı var. Ve burada yine karşılaşılan sorunların kaydı ve işin durumu girilmekte. Evet, şimdi mühendis tipi kullanıcı tipine bakalım. Evet. Yine başarılı giriş yaptık. Mühendis tipi kullanıcımız da sadece kullanıcı işlemlerine girememekte. Raporlamaya da bakalım. Evet, raporlamada gördüğünüz gibi her alanın içinde ağaç yapımız var. Ve burada yine bazı kısımlar gördüğünüz gibi erişime kapalı. Ama vardiya defteri kayıt sorgulayabilir. Form sayfasını açabilir. Ve mesai yapanları da yine raporlamadan görüntüleyebilir. Evet. Yönetici tipine bakalım. Evet, giriş yapıyorum. Girişimizi yaptık. Burada yöneticimiz her alana ulaşabilmekte ve vardiya defterindeki ağaç yapısındaki yine her alana yöneticimiz erişim sağlayabilmekte. Görüldüğü gibi buradaki arızaları görüntüleyebilmekte. Defter kontrol formu da yine aynı şekilde. Planlı bakım kaydına da evet burada kayıt girebilmekte. Ve kayıtları buradan sorgulayabilmekte. Ve kullanıcı işlemlerine de bakalım son olarak. Evet, buradan gördüğünüz gibi yeni kullanıcı ekleyebilir ve kullanıcının bilgilerini girebilir ve yetkisini buradan yetkilendirebilir. Örneğin mühendis, yönetici ve ya da kaydı olan kullanıcının bilgilerini düzenleyebilir. Ya da şifre yenileme gibi işlemlerimiz var. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba, ben Koçer Çelik. Vardiya defterine kayıt gir işleminden bahsedeceğim. Sol tarafta gördüğümüz bölümler fabrikanın kendi içerisindeki bölümleri gösteriyor. Yani kendi içerisindeki ağaç yapısından gösteriyor. Biz vardiya defterindeki bu işlemleri gerçekleştirmek için sol taraftaki herhangi bir bölümü yani bu verilerin girildiği yani mesela sürekli dökümde yapılmışsa işlemler orayı veya pot ısıtmada yapılmışsa orayı seçiyoruz. Öncelikle sürekli dökümü seçiyorum ve getiriyorum. Oranın vardiya defterine şimdi işlemler gireceğim. İş türünü seçiyorum. İş türü arıza, iyileştirme, yatırma olabilir. İyileştirme diyelim. Duruş süresi. Duruş süresi fabrikada o gün içerisinde fabrikanın durmasına sebebiyet veren süre demek oluyor. Yani mesela 20 dakika ya da 25 dakika ara verilmişse 25 dakika olarak girdim. Bu giriş yapan personel kimse onu seçiyoruz. Ve bugün tarihim. Açıklama olarak da mesela trafoların bakımı yapıldı diyorum. Bunu kaydetmeden önce bir şey göstermek istiyorum. Mesela oldu da bu sayfadan bir anda çıktım.
Açıklama olduğu için, açıklamanın kaybolmaması için öncelikle sana açıklama alanı dolu gibi bir uyarı veriyor. Ya da mesela bölüm olarak hepsini seçtin, herhangi bir bölüm seçmedin, kaydettiğin zaman yine sana bir hata verecek çünkü bölge seçme zorunluluğum var. O yüzden burada bir bölge seçiyoruz ve buradan da kaydet diyorum. Ve kayıt eklenmiş oluyor. Burada en sonda gözüküyor oluşturduğumuz kayıt. Bir de burada açıklama alanına gün içerisinde planlara girildiğinde 2000 karakter sınırı var. Bu karakter aşıldığı zaman da bir uyarı veriyor sistem. Şimdi oluşturduğumuz kayda bakalım. Oldu da ben bu kayıtta bir güncelleme işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Kaydı buradan seçiyorum. Seçtim diyelim. Burada geliyor, seçtim kayıt ve güncelleme işlemini buradaki herhangi bir yerde nerede yapmam gerekiyorsa yapıyorum. Ve güncelle diyorum. Güncelleme işlemi yapılmış oldu. Şimdi mesela silme işlemini gerçekleştirmek istiyorum. Yaptığım herhangi bir kayıtta seçiyorum o kaydı. Burada gözüküyor. Mesela sil diyorum. Son bir kere soruyor silmek isteyip istemediğimi ve evet diyorum. Kaydı silmiş oluyorum. Burada şunu belirteyim. Silme işlemini veri tabanından gerçekleştirmiyoruz. Bu ayrıntıyı es geçmeyelim. Şimdi filtreleme olayından bahsetmek istiyorum. Oldu da bu oluşan kayıtlar arasında benim hani daha hızlı arama yapmam gerekiyor ve hızlı yapılan arızaları görmem gerekiyor. O yüzden burada kullanıcıya vakit kaybetmemek adına mesela arıza, mesela sadece iyileştirme olanları getirmek istiyorum. Filtreliyorum. Sadece şurada iş türü iyileştirme olanları bana getiriyor ya da mesela hem arıza hem iyileştirme olanları istiyorum. Aynı şekilde getiriyor ya da üçünü bir arada istiyorum, getiriyor. Ya da mesela burada personel ismi olarak aratmak istiyorum. Tabii kayıt on tabii böyle Erden personelinde bir kayıt olmadığı için getirmedi. Ya da açıklama yazıyorum. Ona göre bir filtreleme işlemi gerçekleştiriyorum. Ona göre geliyor. Buradan bütün kayıtları getireyim. Buradaki kayıtlardan bahsetmek istiyorum. Burada görülen kayıtlar personel adı, açıklaması, iş türü, bölümü, duruş süresi ve tarihi şeklinde kaydediliyor. Bunları altta görebiliyoruz. Son kayıtları da aşağıda görebiliyoruz. Bu şekilde işlemler gerçekleştiriliyor. Bir de burada vardiya ekibi seçeneğimiz var. Bu işlemleri gerçekleştiren bir ekip olabiliyor. Çalışan bir ekip olabiliyor. O yüzden vardiya ekibinde diğer çalışanların isimlerini girmemiz gerekiyor. Onu da bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Personelim buradan mesela Salih Ersöz diyelim, adını seçelim. Vardiya süresi, vardiyanın başlangıç ve bitiş saatlerini giriyoruz. Mesela diyelim bu kişi saat 10'da başlamış diyelim. Ve 8 saat çalışması gerekiyor diyelim. Burada 8 saat çalışıyormuş şekilde ayarlayalım. Evet. Burada kaydet işlemi gerçekleştiriyorum. Kaydımız eklenmiş oluyor. Göründüğü gibi. Mesela kullanıcı 5 saat de çalışmış olabilir. Değiştiriyorum. Bunu da giriyorum mesela. Kayıt yine eklenmiş oluyor. Ama şöyle bir durum var. Eğer ben 8 saatten fazla bir saat girdiğim zaman 8 saatten fazla mesai girilmesi durumunda açıklama girmesi zorunludur diyor. Burada bir açıklama belirtmem gerekiyor. Mesela fazla mesai. Kaydediyorum. Kayıt eklenmiş oluyor burada. En sonda.
Bunun nedeni şu, normalde fabrikada çalışma saatleri herkes de 8 saattir ama olduğu da 8 saatten fazla birileri çalıştı. Onları görmek adına işte 8 saatten fazla olduğu zaman bir açıklama istiyor. Neden 8 saatten fazla çalışması gerektiği ile ilgili. Burada da kayıtlar gözüküyor zaten. Yine bu kayıtlar arasında bir güncelleme veya silme işlemi gerçekleştirmek istiyorsam kaydımı seçiyorum. Burada gözüküyor zaten. Mesela bir güncelleme yapalım. Güncelle diyorum. Güncelleme yapıldı. Ya da mesela bir silme işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Seçiyorum ve sil diyorum. Silme işlemimizi gerçekleştirmiş oldu. Kayıt silindi gibi. Tekrar söyleyeyim. Bu silme işlemini veri tabanından gerçekleştirmiyor. Burada da işte son kayıtlarımız görünüyor. İşte personel, başlangıç ve bitiş süreleri, açıklaması, vardiya süresini otomatik alıyor kaç saat çalıştıysa ve tarihini otomatik olarak alıyor. Bu şekilde vardiya ekibi de girilmiş oluyor. Vardiya defteri ne kayıt gir bu şekilde. Merhaba hocam, ben Enes Çaylı. Devre kontrol formu doldurma sayfasını ben anlatacağım. Bu sayfada gelen değerlerin uygun aralıklarda olması gerekiyor. Eğer bu aralıklarda değilse, burada gözüktüğü gibi uyarı vermesi lazım. Farklı uyarı vermesi lazım. Ben deneme yapalım. Öncelikle uygun aralıklı bir giriş yapalım. Burada gözüktüğü gibi herhangi bir uyarı vermedi. Daha büyük bir değer girelim. Artık uyarı veriyor bize. Bu değeri güncelleyebiliriz. Güncellemiş işte bu şekilde çalışıyor gördüğünüz gibi. Ve son olarak silmeyi de yapalım. Silme işlemi de gerçekleşti. Bu sayfadaki işlemler bu kadar. Buradaki veriler de raporlama sayfasında grafik olarak gözükebiliyor. Merhaba, ben Ceren Karabulut. Planlı bakım kaydı gir sayfasını anlatacağım. Buradaki veriler bakım planlamadan gelmektedir. Örneğin, mesela ben ocak yapı bakımını, iş durumunu ve açıklamasını değiştirebilirim. Yeni bir iş durumu girebilirim. Yapılmadı olarak girmek istiyorum. Daha sonra da açıklamasına bakım yapılmadı diye giriyorum. Ve kaydediyorum. Gördüğünüz gibi kayıtlar hemen veri tabanından yansıdı. Buradan da ağaç yapısından istediğimiz bölgeyi seçerek o bölgeye ait sorgulama yapabiliyoruz. Örneğin ark ocağını seçtim ve sorgulaya bastığım zaman ark ocağına ait veriler geldi. Merhaba, ben Feyza Aleyna Öztaş. Uygulamamızın raporlama kısmını ben anlatacağım. Raporlamaya tıklıyoruz. Karşımıza 4 ekran çıkıyor. 4 seçenek. Vardiya defteri kaydı sorgula, devre kontrol formu, planlı bakım sorgula, fazla mesai yapanlar ve sol tarafta da hangi bölümler olduğu bulunmakta. Mesela Çelikhane'nin Ark Ocağı için vardiya defteri kaydı sorgulamaya tıklıyoruz ve karşımıza 2 tane hani yapılanlar çıkıyor. Peki, hepsi deyip sorguladığımızda bütün Çelikhane'deki bütün daha doğrusu Çelikhane, hattane, oksijen ve bunun içindeki de alanların hepsi bizim karşımıza çıkıyor. Ve şöyle bir filtreleme seçeneğimiz var. Mesela personel Hakan için bir filtreleme yapıyorum. İçinde herhangi bir Hakan adı geçen hepsi için bizim karşımıza bu çıkıyor. Mesela bir de Hakan, silerim Hakan'ı. Açıklamaya da Sam, pardon. Sam diyorum. Kayıt, sorgula dediğimizde içinde herhangi bir Sam ismi geçen, yani açıklama kısmında Sam'la geçen bir cümle veya herhangi bir şey bulunuyorsa, yani bunu yapmamızın amacı daha önceki yapılan sorunların nasıl daha kolay bir şekilde kimin yaptığı, nasıl çözdüğü bunu bulmak için bu açıklamaya ihtiyaç duyuyoruz ve filtreleme özelliği de bunda bizim kolaylığımıza geliyor. Söylediğim gibi mesela bunu seçelim. Vardiya defteri kaydı sorgula. Sonra hepsini seçip tekrar bir filtreleme yapalım.
Mesela içinde M harfi geçen defter kayıtları sorgula dediğinizde bunlar çıkıyor ve burada bizim için önemli olan duruş süreleri, bölümün duruş süreleri, arıza türü, açıklama kısmı, kimin yaptığı ve hangi tarihte ve saatte yaptığı bizim karşımıza çıkıyor. Devre kontrol formuna gelecek olursak, devre kontrol formunda devreleri kontrol ettiğimiz burada sorgula kısmından ilk önce seçiyoruz. Mesela EAF reaktörüne ait daha doğrusu. EAF reaktörüne ait kademe değiştirici numaratörü değerini sorguladığımızda bakın görüyorsunuz 55.400'den küçük olması gerekiyormuş değerin. Seçtik ve sorguluyoruz. Bizim karşımıza burada basit ve anlaşılabilir bir şekilde olsun ve onların bize söylediği doğrultuda onların daha kolay anlayabileceği şekilde yani göze çarpan bir değer olsun diye böyle bir sistem yaptık. Burada gördüğünüz gibi değer düşüyor, yükseliyor ve bunu kolay bir şekilde, daha rahat bir şekilde daha doğrusu görebiliyoruz. Bu şekilde bu da. Planlı bakım sorgula dediğimizde bakım faaliyetlerini görüyorsunuz, açıklamayı görüyorsunuz, bölgeleri görüyorsunuz, tarih, planlanan tarihi, iş durumunu yani yapılıp yapılmadığını ve tarihleri hani gözüküyor. Ve bu bakım faaliyetlerde de ID'ler bulunuyor. Hangi hani bakım faaliyetini yaptı bunu sorguluyoruz. Ondan sonra fazla mesai yapanlara geldik. Fazla mesai yapanlara geldiğimiz zaman burada fazla mesai yapan personelin ID'si, personelin adı, açıklaması, mesaiye başladığı, bitiş yaptığı tarihler, işte süresi falan gözüküyor. Hepsi gözükmekte. Ve benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Merhaba hocam, ben Buse Türk. Bakım planlama bölümünü ben anlatacağım. İlk olarak bakım faaliyeti eklemeden direkt kaydetmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi hata mesajı verdi. Bunu kapatalım. Şimdi daha sonra sürekli döküm bölümüne gelelim. Buradan bir bakım faaliyeti ekleyelim. Döküm faaliyeti diyelim. Daha sonra periyotuna 3 diyelim. Daha sonra ilk bakım tarihine de 5. hafta diyerek kaydetmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi kaydoldu. Daha sonrasında buradan güncelleme bakım faaliyeti güncelleme kısmına gelelim. Buraya güncellenecek bakım faaliyetini yazalım. Daha önceden döküm faaliyeti eklemiştik. Buradan yine döküm faaliyeti yazalım. Daha sonra periyotunu biz daha öncesinde 3 olarak kaydetmiştik ama ben bunu 4 olarak değiştirmek istiyorum. Daha sonra buradan tarihini de değiştirebiliyoruz. İşte 20 Mayıs'a atalım. Daha sonra işte şuradaki hafta kısmını da şöyle 5. hafta diyelim. Daha sonra bunu güncelleyelim. Güncelleme yapıldı diyor. Daha sonra buradan güncelleme yapılan kısmı görebiliyoruz. Daha sonra bakım faaliyeti sorgulama kısmına gelelim. Buradan herhangi bir bölümü veya sürekli döküm yani faaliyet yani herhangi bir faaliyetten birini seçip sorgulayabiliriz. Mesela biz döküm faaliyeti eklemiştik. Onu sorgulayalım. Gördüğünüz gibi geldi. Ama bunu bir ARC ocağında sorgulamaya deneyelim. Hata verecek, göstermeyecek. Ama bunu yine hepsi seçerek sorgulamaya çalışalım. Gördüğünüz gibi geliyor. Bu şekilde. Merhabalar, ben Yasan Bayram. Kullanıcı işlemleri sayfasını anlatmak istiyorum. Kullanıcı işlemlerine tıkladım. Sayfa genel olarak iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısım kullanıcıların listelendiği alan. İkinci kısım ise kullanıcıları ekleyip güncelleyebildiğimiz alan. Şimdi bir kullanıcı ekleyeyim. Kullanıcı adı Yagiz B olsun. Şifresini
belirliyorum. Belirlediğim şifre veri tabanına hashlenmiş olarak kaydoluyor. E-postasını da yazıyorum. Kullanıcının yetkisini bu alandan belirleyebilirim. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Eğer ben verileri girirken hatalı giriş yaptıysam program bunu gösterebiliyor. Mesela şifresinin ikisi de uyuşmuyor. Kaydet dedim. Şifreler uyuşmuyor diye bize söyledi. Bunun gibi düzenlemeleri bize söylüyor. Şimdi kullanıcıyı kaydettim. Kaydettiğim kullanıcı buraya geldi. Ben bu kullanıcıyla giriş yapmak istiyorum sisteme. Giriş başarılı. Ben mühendis yetkisini verdiğim için kullanıcı işlemlerini bu hesapla yapamıyorum. Şimdi yönetici hesabına tekrardan giriş yapacağım. Giriş başarılı. Kullanıcı işlemleri. Şimdi kaydettiğim kullanıcıyı biraz güncellemek istiyorum. Mesela ismini Yağızhan değil Yağız yapayım. Yetkisini de formal olarak güncelleyeyim. Güncelleme yapıldı. Yağız formal oldu artık. Şimdi formal olarak tekrardan giriş yapayım. Giriş başarılı. Şimdi formal olduğum için raporlama sayfasını da göremiyorum. Bununla birlikte diğer sayfalarda da bazı alanlarda yetkilerim kısıtlandı artık. Yönetici olarak tekrardan giriş yapacağım. Şifreyi yanlış girdim. Giriş başarılı. Kullanıcı işlemlerine geldim. Son eklediğim kullanıcıyı silmek istiyorum. Herhangi bir kullanıcıyı düzenlemek veya silmek istiyorsak tabloda onun herhangi bir kısmına basabiliriz. Şimdi son eklediğim kullanıcıyı buradan siliyorum. Silmek istediğinize emin misiniz? Evet. Kullanıcı artık silindi. Bu sayfada anlatmak istedik.